stüdyoda şu anda konuğumuz. Kendisi 26 yaşında. Bu genç kadın 5 çocuk annesi, 5 evladım da kız çocuk dünyaya geldi. Bundan dolayı eşim sadece erkek çocuk doğurmamı istedi. Ben erkek çocuk veremediğim için başka bir kadınla ilişki yaşıyor. Ben onları yakaladım. O yakaladığım gün, onları gördüğüm gün de hatta arabanın altında ayağım kaldı. Tekerin altına sıkıştı ayağım dedi. Ayağının durumu da ortada. Eşi Ramazan Yarım telefon hattında hakkındaki iddiaları cevaplıyor. Ramazan Bey tekrar merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Şimdi ben eşinizin ayağını gösterdim size. Siz zaten oradaki yaranın nasıl olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Evet. O gün eşiniz sizi bu Şerife ismindeki kişiyle yakalıyor. Ve siz eşinizi yaralanmasına rağmen orada bırakıp gidiyorsunuz. Neden? Ben Esra Hanım, ben orada eşimin yaralandığını görmedim. Hı hı. Eşim hareket halindeki araçtan kapıyı açtı inerken ben onu görünce 3 ay uzaklaştırmam olduğu için çektim gittim. Bu olaylar benim patronumdan haberim oldu. Peki beni tedirgin olacağınız kendisi. Bir durum var mıydı orada bir an önce gidip yani? Yok şöyle hani 3 ay uzaklaştırmam var, eşim 1-2 defa gitti işte yakınıma yaklaşıyor vesaire şu bu ifadelerde bulundu. Özellikle de 80 gün önce kayınbabamla... Ramazan Bey, sözünüzü kesiyorum ama böyle bir ifadede bulunmuş olsaydı zorlama hapis cezası ile karşılaşırdınız. Yani demek ki böyle bir ifade olmamış daha yani önce. Yani siz mi onu takip ediyordunuz, o mu sizi takip ediyordu ya da o mu sizin bulunduğunuz yerdeydi? Ben saplık, kiralık, emlakçı olduğum için daire arıyordum. Bir anda farklı bir binanın sitesinin içinden geliverdi. Evet. Peki onun şüphelenmesini gerektirecek o... Üçüncü kişi var mıydı? Üçüncü kişinin ev adresine yok, yakın kesinlikle. Bir yer midir? O kişi yakındı, orada mıdır? Burada konuşabilir miyim? Yakınmış ama ben o kişiyi görmedim. Hayır, burada konuşmak görmedim. İstiyorum. Tabii buyurun. Burada bu kişiyi tanıyor musunuz? O bahsedilen üçüncü kişiyi çünkü sizin kollukta verilen ifadelerinizde tanıdığınızı beyan etmişsiniz. Evet. Binanın kamera görüntüleri diyor ya binanın kamera görüntüleri. Bir dakika, tanıyorsunuz değil mi? Evet, tanıyorum. Ve eşiniz hep o kişiden şüpheleniyor. Evet. Niye şüpheleniyor? Bir kadın durup dururken başka bir kadından niye şüphelenir? Ben söyleyeyim onu. Şimdi hocam. Esra Hanım, tek tek eşimi konuşturdunuz. Tek tek 82 milyon dinledi. Ben de konuşum sırayla. Beni de dinlesinler. Çünkü insanlar bir şeylere duymadan, görmeden ön yargılı oluyor. Benim eşim orada duygu sömürüsü yapıyor. Nasıl derseniz. Ben eşimi hani gece gündüz çalıştırdım diyor ya demin gece gündüz beni çalıştık diyor ya. SSK'ya gidip Kahramanmaraş'ta eşimin dokümanlarını çıkartabilirsiniz. Bir gün ben bir işte çalıştırmadım. Burada eşimi. Konuşmak istiyorum ben. Evet konuş dinliyorum. Yani evet burada şimdi konuşmak istiyorum bir dakika. Şu, biz karı koca beraber bu evliliğe emek verdik diyor. Şimdi arkada fotoğraflar var. Bu fotoğraflarda bakın. Siz eşinizin ellerine uzanmışsınız. Evet bak yüzü bile gülmüyor ya. Yüzü bile gülmüyor adamın. Ya bir insan oluşatı olursa hayır, ne yapabilir? Hayır bak burada gülüyorsun. Bak oluşat değil. Ya şunu söyleyeyim. Herkese soralım ya araştıralım tamam mı? Araştıralım diyelim ki muhalleye gitsinler. Deniz 12 senelik geneli. Mustafa'nın gelini Deniz Yarım. İlk evlendiği 5 sene içinde... Ne kadar çalıştı hamileyken, karnı burnunda ne kadar çalıştı. Bu insanlar bu kadar vicdansız değil. Allah var Ramazan, Allah'tan kork. Senden büyük Allah var tamam mı? Allah'tan kork önce bu bir. Beni dinle. Ben seni dinledim, sen de beni dinlemesini bil. Oradan sonra biz çalıştık gece gündüz değil mi? Diyorsun ya babası geldi götürdü. Ben ne dedim babama? Baba ya gel. Karımdan da çıkarken ne yapıyorlar? Kaynanam. O çocuklar diyor bizim diyor babanın kapısından getirmedin diyor. Çocuklarımın kolundan tut da ananı içeri koyacaktı. Polis ney dedi? Teyze o sen değilsin onun annesi dedi. O dedi o karışamazsın söz hakkın yok dedi. Deniz deme dur. Hayır dur bir dakika. Oradan sonra diyorsun ya o gün. Şöyle o gün ne oldu Esra abla? Dedi ki ben o kadını alacağım. Elinden gelen ardından ama ben onu seviyorum dedi bana. İtiraf et niye inkar ediyorsun Ramazan? Hı? Ben seni o tamam, kadınla... Tamam konuştun mu? Bitti mi? Bir dakika dur şunu da söyleyeyim. Ben de konuşabilir miyim? Açık seçik resimler atmış.
çıkması ve şahit Zahanım. Olmasıyla ortaya çıktı ve telefon sizin dökümanlar yani çıktı. Yoksa bir edilip durup dururken niye bozulur? Ramazan Bey devam edin. Zahanım. Efendim. Zahanım. Deniz Hanım konuştu, ben de konuşabilirim değil mi artık? Evet. Telefon dökümanlar çıksın. Ben eşimi bir günden bir güne hiçbir işine salmadım. TSK dökümanlarına gidip Kahramanmaraş'tan inceleyebilirsiniz. Bir gün çalıştırmadım bir. Çocuklarımı sokağa atmadım iki. Evet, evet. Facebook sayfamda bizzat takip edebilirsiniz. Benim akrabalarımı değil, size şu an numaralar vereceğim. Eşimin teyzesini, eşimin amcasını, eşimin amcasının oğlunun numaralarını vereceğim. Bunlardan görüşeceksiniz. Ben nasıl bir adamım? Amcam diyor ben ya, amcama da evet, amcama da köyde ev yaptırıyor. Çimento almış, pirket almış. İsmi geçen o üçüncü kişi sizin birlikte olduğunuzu iddia ettiği kişiden şikayetçi oldu mu? Ya da o kadının eşinizden herhangi bir şikayeti var kendi mı? Kendettirdi. Arabasıyla götürdü. Kadını benden şikayet ettirdi. Benim eşim olan şahıs var ya şu anki. Var karşılıklı şikayetçi oldular mı birbirlerinden? Ben aracımla götürmedim. Şehit Celil Dağ, polis karakolu orada. Polis memur arkadaşlar götürmüş. Kesinlikle o hanımefendinin annesiyle oturup da döner diyen sen niye muhatap oldu? Niye ya? Muhatap olmak zorunda oldu? Kendinin yüzüne. Bu ayağının ezildiği gün. Eşiniz o gün sizi o diğer kadınla gördüğünü söylüyor. Şahitlerim var. Kesinlikle. Şahitlerim ben orada, ben orada bir arada kesinlikle görmedi, bulunmadım. Kesinlikle kiralık ev, kiralık daire. Şimdi Ramazan Bey bu iddialar, iletişim kayıtları, boşanma davasında eğer evlilik birliği içerisinde sadakat yükümlülüğü ihlal edildi olgusu varsa iletişim kayıtlarınızdan hem sizin... Hem eşinizin kayıtlarından bu çıkar. Benim anlamam. Yani mesajlaşmanın içeriği değil de. Buyurun. Avukat Hanım, siz avukatsınız. Neyin ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Ben işim icabı çok bayanla, çok erkekle telefon görüşmem var. Sizin de işiniz icabı çok erkekle, çok telefonla görüşmeniz vardır. Ama ben hemen oraya bir virgül koyalım. Sürekli ve daimi görüşme. Bakın. Yok, ama hayır, dakika, şimdi beni örnek verdiğiniz için ben de size açıklama yapayım. Devam edersiniz sonra. İnsanların, çalışan bayanların fırsat eşitliği gereğince artık kadınlar da aktif çalışma hayatı içerisinde var. Ama iş arkadaşınızla 8'den sonra... Her gün görüşmezsiniz. Hayatın olağan akışı içerisinde erkek iş arkadaşınızla 3'ten 4'ten fazla ya da 1'den fazla görüşme şeyiniz olmaz. Yani siz eğer bu hayatın olağan akışı içerisindeki görüşme sınırlarının dışına çıkıyorsanız orada bir şaibe vardır. Bunu da artık kalkıp şunu diyemezsiniz. Benim iş arkadaşım da ondan görüşüyorum. Şimdi bu mesela ismi geçen Şerife Hanım'la düzenli görüşmeleriniz var mı? İş görüşmeleriniz? Hayır. Ya mesela kiralık eşinde, dostunda, çevresinde kiralık daire, saflık daire alıcı olan olursa arar. Ya işte Ramazan Bey böyle saflık şimdi daire. O zaman hatta, ayda yılda bir kere arar. Ama düzenli yani, bir görüşmeniz var mı? Var abla. Emlakçı sadece diyor ya, emlak dükkanını göstersin. Hanımefendinin. Benim sadece görüşmelerim. Ticaretimden ibarettir. Hı hı. Harici bir görüşmem olmamıştır. Ticari ilişkinizin dışında evlilik öncesinde bu bayanı tanır mıydınız üçüncü kişiyi, eşiniz? Tabii, belki bu yüzden kıskanıyor olabilir. Tabii. Mahallemizde komşumuzun kızı. Tanımaz olur muyum? Aranızda bir gönül ilişkisi var mıydı? Evet. Yani komşular falan bilirler mi bunu? Herkes bilir. Bundan 12-13 yıl önce bekarken olmuştu. Bekarken siz olmuştu. O zaman evli miydiniz? Ama 3 aylık evliyken polisler Deniz, bastı bizim Deniz, evimizi. Lütfen, çıksın Deniz. Belgeler lütfen. İnkar Deniz, etme. Tamam, çıksın, tamam mı? Çıksın, bütün lütfen benim anlamak. 2009 yılında adliyeye intikal eden o kişiyle bir kaçırma olayı oldu mu? Kesinlikle Ramazan Bey. Olmadı. Nasıl? Benim olmadı. Hı-hı. Ama o zamanlar bu kadın babasıyla beraber gidip böyle bir beyanda bulunmuşlardı. Kimle ben ilgili? Bekarken. Yani siz o zaman bekar değildi, evliydi. Böyle bir iddiada bulunup aslında size iftirada bulunan kişiyle siz şimdi ticari iş ilişkisi içinde misiniz? Ticari değil işte, ya, ilişkisi var, itiraf hanımefendi, edemiyor. Hanımefendi, hayır, bu kişinin ailesi diyor ki 12 yıl önce benim kızımı alıkoydu, benim kızımı kaçırdı. Evet.
diyor. Hanımefendi, siz şimdi hanımefendi. O kişiyle görüşmeye devam edip... Hanımefendi, 3 yıl önce bir ünlüyle kötüyken 3 yıl sonra iyi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bir insanla bugün şimdi, kötü olunca... Şimdi ben bir araya da girmek yani istiyorum. Hayatta herkesin başına geliyor. Peki, evet. Ramazan Bey... eşinizi başka biriyle aldatıyorsunuz, ihanet ediyorsunuz ya da eşiniz biriyle olduğunuzu iddia ediyor. Bu konuda da sizi yakalıyor, görüyor. Bir sürü karşılıklı şikayetler falan var. Bunların hepsi zaten yazılı ve belgeli şeyler. Ama diğer tarafta sizin o kadınla beraber olmanızın en büyük amaçlarından biri de sen bana 5 çocuk verdin ama bir erkek çocuk veremedin. Seninle ilişkin bundan sonra bitmiştir. Ben senin üzerine kuma getireceğim dediniz mi? Evet. Bir erkek çocuk sevdanız var mı? O yüzden karınızı ve çocuklarınızı mağdur ediyor musunuz? Kesinlikle hanımefendi. Çünkü neden biliyor musunuz? Hmm. Ben bugün bizim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın... Bir dakika, burada araya girmek istiyorum. Onu ben araştırdım, ben söyledim. Profesör doktorumuzun yanında. Soyunu, dedim ki Peygamber Efendimiz'in soyunu dedim kızı yürütmüş dedim. Oradan sonra döndün. Ramazan yarım, inkar etme. Ramazan Bey, o zaman size bir soru sorabilir miyim? 5 tane daha 6 aylık bir bebeğiniz varken karınız neden burada? Hanımefendi, bana konuşma süresi veriyorsunuz. Ben konuşurken eşim konuşuyor. Eşim konuşacaksa, eşim çalacaksa... Ramazan Bey, anlatın lütfen. Ayrılayım. Anlatın lütfen, çok da kibarsınız. Şimdi benim, yani bizim Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın soyunu, kızı Hazreti Fadıma ilerletirken, ben kimim yani... illa bir erkek evlat olsun diyebilecek. Yani böyle bir insan değilim ben hanımefendi. Peki 5 çocuğunuz ve karınız nerede şu anda? 5 kızım ve çocuklarım İstanbul'da şu an canlı yayındalar. Oraya da aldızım Kınar. Evet. Eşiniz neden size boşanma davası açtı? Hatta aslında loğusa bile sayılır. Daha 6 aylık bir bebeğiniz var. Sizin normalde o çocukların sizin yanınızda olması gerekiyordu. Eşim neden boşanma davası açtı? Bu düşünce eşimin düşüncesi değil, babasının düşüncesi. Çünkü eşimin babası daha önce 3 tane Beyhan 1. İşaret etti peki? Benim yuvamı da sizi ben şimdi bunu ben söyleyeyim. Kayınbabamın beni kaç kere aldatarak Ramazan yarım kaç kere aldattın beni Şerife'yle, oradan Zeliha'yla, oradan Konyalı'yla, oradan daha en iyisi de kim biliyor musun? Ramazan Bey, hiç kimse, hiçbir kuvvet bir mutlu evliliği yıkmaya gücü yetmez. Ben de konuşayım mı şu an? Devam edin. Şimdi bizzat kayınbabamın bacanağının numarasını size vereceğim. Bu adam da canlı yayına bağlanmak için can atıyor. Az önce aradı. Kayınbabamın bu insana bu yuvayı ben yaptım. Ben bozacağım. Bu kadar bu adamın malından para alacağız, mal alacak, bu yuvayı bozacağım dediğini bizzat eşimin teyzesi ve de teyzesinin kocasından duyun. Şu an numarasını veriyorum size. Ama Ramazan Bey, bağlansın. Telefon numaralarının hepsi bizde mevcut. Şimdi ortada bir sorun yokken yalandan bir sorun yaratılamaz. Yaratılabilir mi? Hanımefendi, benim kayınbabamın şu an bu kıza ayrılır. Bey, ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bir kayınpeder, bir baba ne yaparsa yapsın, siz kusurlu davranmazsanız zaten bu evlilik yıkılmaz. Bu kadın da deli değil herhalde 5 tane çocuğuyla ortada kalsın. Değil mi? O zaman şöyle edelim Esra Hanım. Kayınbabamın kardeşi dede emmi. Dede derik biz, dede. Bu şahsı, ona da kayınbabamın bir dakika, hayır, o ev yaptırıyor köyde. Dedem mi demiş ki ne? Hiç kusura bakma, inkar etme. Evin çimentosu bana ait. Pirketi bana ait. Atma. Denize iftira atacağız. Denizi bitirecek. 5 kuruşsuz kalacak. Sürünecek. Ben Ramazan açım. Bey, bütün mesele aslında eşinizin boşanma davasıyla birlikte edinmiş mallara katılma rejimi kapsamında açtığı mal rejiminin tahsiyesine yönelik dava mı? Geldi niye mal davası açtı?
Çünkü direkt kayınbabanızla ilgili oradan girdiniz. Eşinizin hiç, ben sizin anlatımlarınızdan o davanın sizi çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. Hanımefendi sesim geliyor mu? Geliyor. Eşim hiç çalışmadı hanımefendi, diyorsunuz. Hanımefendi sesim geliyor mu? Şunu ifade edeyim. Şimdi, eğer Deniz evlilik Yarım, birliği içerisinde... Konuşurken... Buyurun. Hanımefendi, hanımefendi Deniz Yarım konuşurken hiçbiriniz müdahale etmiyorsunuz. Ama ben konuşurken müdahale ediyorsunuz. Lütfen, cevaplayın biraz... lütfen. Kimse girmeyecek araya. Teşekkür ederim Esra Hanım. Şimdi ben... Kayınbabamın kardeşi, dede ve de Bahri Dağ adında bir köylümü hanımlarıyla beraber kayınbabam ile kaldım. Aramızı yaptın diyor. Diye. Hı hı. Adam diyor ki ne kayınbabam, benim bu kapıma bu iş için gelenin affedersiniz, affedersiniz. Hadi Deniz diyor ya, amcama beton aldı, simento aldı, onu böyle konuşturuyor. Amcasının oğlunun numarasını verin, arayın Allah aşkına. Yok, yok. Ramazan Beyciğim, onları ararım, konuşurum. Ben size şunu, bak şu, ben istediğim cevabı alamıyorum ya da sorduğum sorunun cevabı bunlar değil. Siz, sizin kardeşim mutlu bir yuvanız mı vardı? Evet, çok güzel. Biri gelip bu mutlu yuvaya çomak mı soktu? Evet, kim? O da kendini, o şey... Şimdi, bu mutlu yuvaya çomak sokan kim? Emine. Sen kendinsin. Ortada üçüncü bir kişinin ismi var. Ha? Bir kadınla ilişkin olduğunu iddia ediyor. Karın seni o insanla görüyor. Ayağı eziliyor. Sana uzaklaştırma kararı alıyor. Ramazan Bey, bunu anlamıyorsunuz. Benim eşimle hiçbir, eşimi ben hiçbir kadınla aldatmadım. Amcam diyor ya. Bir dakika, devam. Hı. Evet. Hatta ya bu kadarını konuşmak istemiyorum da. Benim eşim var ya, bu stüdyoya çıkma dedim. Çıkma. Gel aramızda konuşak, çözelim. Dedim. Bu stüdyoya çıkmadan önce bana 1 milyon para verirsen, 1 milyon para verirsen, 1 milyon para verirsen bu stüdyoya çıkmam. Demiş mi dememiş mi? Sorun bam. Allah için konuşsun dedim ama. Demiş mi dememiş mi? Beni bizi rezil etme dedi. 5 tane kızımız var dedi. Ha ben sen dedim. Beni o kadınla bütün Maraş duydu ya. Deniz'in herif evlenmiş diye. Sen beni rezil ettin ya Ramazan dedim. Ver çocuklarımın hakkını. Bana hiçbir şey verme istersen. Benim çocuklarımın hakkını ver. Rezil olmayak gülüm dedim. Bu boşanma sürecinde manevi tazminat talebinde yani, de bulunabilir yok, bu miktarda. Yok, eşimin terbiyesine ilişkin dava da atmış esrafla, eşini esrafla. Zaten. Amcam diyor ya, amcam ne yaptı biliyor musunuz? Benim amcam kızı, kızının üstüne kocası evlendi. Benim amcam ne dedi kızına biliyor musunuz? O kafaya dedi, gelinlikle gittin, kefenden çıkacaksın dedi. Bir senenin içinde benim amcamın kızı kanser oldu, öldü. 3 tane kızı kaldı. Benim babam ne dedi? Kızını öldürdün kardeş, toprağın altına koydun dedi. Ben kızımı öldüremem dedi. Benim öyle babam bana sahip çıktığı için mi suçlu? Kendini, ya işte. Aha. Senin baban Deniz. O konumda sahip çıkmadı. Evet, evet. Bu adamın şu kadar malını alacağım, şöyle edeceğim, bu zamana kadar sen mi besledin? Benim babamın 13 tane ama çocuğu var. Bu, bakın bunu tehdit olarak Ramazan Bey algılamayın. Çünkü Deniz Hanım bu konuda dava açmış. Aranızdaki mal rejimi de zaten edinilmiş mal rejimi. Hanımefendi. Sigortalı hanımefendi. Çalışmasa da bakın şunu ifade edeyim. Ekran başındaki izleyiciler de aslında bu program sayesinde kişiler önemli değil. Konular vasıtasıyla bilgi sahibi oluyorlar. Eğer eşlerden biri sadakatsizlik yapar, zina sebebiyle boşanma davası açılırsa, o çok tedirgin olduğunuz mal rejimi davalarında hakim katılma alacağınızı ya yok eder ya da önemli bir oranda indirir. O yüzden de bu sadakat yükümlülüğü çok önemli. O özellikle de parasal anlamda böyle soru işaretleri olanlar için. Hanımefendi, buyurun. Benim malım, param, her şeyim çocuklarımın. Anlatabiliyor muyum? Eşimin. Ben iki tane iş yeri eşime devrettim, verdim. Hayır. Artı benim benden üzerime şu üç tane daire aldı. Benim okuma yazmam yok. Benim gerçekten okuma yazmam yok. Ben yok hiçbir şey bilmiyorum. Vallahi yok. Yok. Ben gece tamam, okuluna gideyim dedim, salmadı. Gidemezsin dedi. Salmadı. Diyor ya, benden araştırılsın ya, bütün dokümanlar çıksın. DAPİ'ye tamam, da gidilsin, telefon dokümanları. Tamam. Kız sana okuma yazma öğrettireceğim ben. Ben bunu istiyorum. Vallahi gerçekten okuma yazmayı bir daha karşılaştığınızda Deniz okuma yazmayı öğrenmiş bir şekilde de karşınızda olacak inşallah. Benim üstümdeki daireleri aldı, dükkanları da dedi ki... Üzerine daireler vardı. Benim üstümde 3 tane şey vardı, aldı. Dükkanları da onun karşılığında bana hibetti. Şu an ne diyor? O dükkanları ben aldım. Sadece sen kazanmadın bu malı, beraber kazandık, ikimiz kazandık. Esra Hanım cevap verebilir miyim? Cevap verin Ramazan Bey, ben başka bir şey soracağım. Şimdi Deniz Hanım'a şunu sorun bakalım.
3 tane dairenin parasını nereden kazandın, nerede çalıştın, ne yaptın? Allah rıza için bana cevap verin. Valla evlilik içerisinde ister bunu düğün hediyesi verin, ister doğum hediyesi verin, isterseniz akşam yatın sabah dükkanı sana yaptım değil. Bunu çalışıp kazanmasına bile gerek yok. Siz evlilik içerisinde bu kadına bunu hediye ettiniz mi ettiniz? Üzerine hiçbir şey söylemenize gerek yok. Ettim. Tamam, ben üzerine hiçbir şey. Diyor da, niye bunları konuşuyorsunuz Ramazan Bey? Kazandım demiyorum. Beraber ama kazandık diyorum ya. Şimdi bunu tamam neden konuşuyorsunuz? Kazandık. Eşinizle barışmak mı istiyorsunuz? Ben anlamadım. Yani evet. Evet, tabii barışmak istiyorum. Ben eşim bana boşanma davası açtı. Evet. Beni çocuklarımı göstermiyor. Ben avukatıma 3 gün önce cevap yazdım. Ben eşimden ayrılmak istemiyorum. Ben çocuklarımı seviyorum, istiyorum diye. Sevdiğin için mi Nazlı'yı kemerinden dövdün Ramazan yarım bağda? Buyurun. Sevdiğin için mi kızını kemerinden dövdün bağda Ramazan yarım? Söyler misin? Benim çocuklarımdan beni kaç kere dövdün Ramazan efendi? Söylesene, iftira atmıyorum. Çocuğu konuşturak Ramazan. Tamam mı? Beni de dövdün. Beni okluğa inan dövdün. Ramazan efendi. Ne tamam mı? Ha, ben hamileyim Esra abla. Beni okluğa inan dövdü. Yani iftira atmalıyor ya. Esra benim kızıma daha biz... Peki devam. Buyurun Ramazan Bey. Esra Hanım. Evet. Lütfen. Ben kendisi konuşurken müdahale etmiyorum. Ben konuşurken de kendisi etmesin. Yani her şeyi kendi konuşacaksa ben canlı yayından ayrılım. Ayrılmayın yani Ramazan Bey. Bakın bu kadar da medeni bir tavrınız var. Niye? Hani ya, sen konuş ben konuşayım birbirimizi bekleyelim diyen bir adam. Neden böyle bir adamın karısı der ki kocam bana şiddet uyguladı. Yani bu yayında göstermiş olduğunuz nezaketi kapalı kapılar ardında da gösteriyor olsaydınız bunları konuşuyor olmazdık zaten. Gösteriyorum tabii, gösteriyorum tabii Esra Hanım. Benim eşimin beynini yıkamışlar. Benim eşimin kafasını karıştırmışlar. Kardeşleri, abileri, benim çocuklarıma diyorlar ki az kaldı annem babandan ayrılınca biz zengin olacağız. Böyle bir dedikodu yapıyorlar. Böyle bir laf oluyor. Neden 12 yıl sonra yani, bunlara maruz kaldınız Ramazan Bey? Onu sordunuz mu kendinize? 12 yıllık evliliğiniz var. Neden bu kişiler, etrafınızdaki kişiler 12 yıl boyunca böyle bir kötülük yapmadılar da neden şimdi kötülük yapıyorlar? Hanımefendi, hatta şunu da belirteyim. Lütfen benim cümlemi tamamlayayım. Sizin eşinizin ailesiyle de yargıya intikal eden tehdit, hakaret, genel güvenliği tehlikeye evimi bastı, koyan silahlar, çatışmalar olmuş. Yani değer mi bunlara barışmak istiyorsanız eşinizle? Neden bastın evi? Yalan, iftira. Yalan mı? Ben o gün karakoldaydım. Adamlar geldi ne dedi kapıda durdu demiş ki ne? İdris Aktop, dayın geldi, dayın bastı evime. Komşular da şahit. Ramazan yarım, o gün ben sabaha kadar karakoldaydım. Dayın gelmedi, içkiliydi, polis aradı. Karakolda oldunuz mu? Evet, siz iftira diyorsunuz. Sizle ilgili şikayet, bir dakika. Ramazan Bey. Seni de güldürsün, beni güldürdün Deniz yarım. Şimdi Ramazan Bey, tüm bu süreçte bir karşılıklı karakol şikayetçi oldunuz mu? Deniz'in ailesinden, Deniz'in ailesi sizden. Tabii. Deniz'in ailesi, abileri beni aradı. Servet, Adem beni tehdit etti. İleri geri laflar konuştu. Ağzını bozdu. Bizzat gittim şikayetçi oldum. Ondan yani bunların sonra hepsi niye oldu Ramazan Bey? Neden oluyor bunların hepsi? Ramazan ya varsa, gülme. Varsa, karşındaki çocuk varsa, değil gülme. Dalga bak, geçer gibi hareket yapma. Dürüst ol bitiye. Yayınla. Ben dürüstüm. Ben dürüstüm. Senin 12 yıllık eşimsin. Bana attığın iftiralardan dolayı anlatabiliyor musun? Yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Çünkü ben bu kadar ya hangi devirde yaşıyorum? Çıksın. Şimdi kapalı kapılar ardında telefonlarda herkes kendi bulunduğu muhitte yanında birkaç kişi falan da varsa böyle şuursuz bir şekilde konuşmalar yapıyor gözdağı verebilmek adına. Bu konuşmalar geçti mi karşılıklı aranızda? Evet. Esra Hanım demin bana bir soru sormuştunuz. Yani kayınbaban neden böyle yapıyor diye, neden böyle oluyor diye. Kayınbabam benim eşim. Olacak. Anlatabiliyor muyum? Babam onu yıkmadı. Da bağlayın telefona. Amacı ne peki? Kayınbabamı telefona bağlayın. Onların lütfen. Da herifi aldattı. Biri de hatta şimdi, biri
kes. Tahrasıyla ablamın bacağını kesti. Hülya Hanım'ın sorusunu o zaman tekrarlıyorum. 12 yıl boyunca aslında bu Haziran ayına kadar sizin evliliğinizde bir sorun var mıydı? Çünkü daha yeni bebeğiniz var. Sizin evliliğiniz iyi. Karınız hamile kalmış. Çocuk doğurmuş. Bebek o zaman 3 aylık. O zamana kadar da benim babam onu öyle bir savundu ki. O zaman daha küçük bebek. Yani kucağında küçük bebek olan bir kadın, doğsa bir kadın. Niye tüm bu yaşamların ortasında olsun? Şimdi o babası ne derse onu tutar. Bu ailenin kızları babası ne derse bir dediğini işletmez Esra Hanım. Bak ablası Beyhan, Beyhan'ı yuvasından ayırdı. İki tane çocuğun boynunu büküp koydu. Ayşe bir dakika, bir dakika. Beyhan ablamın Esra abla hastanede eşi tamam mı? Tahrasıyla bacağını kesti. Sizi buraya davet etmek istiyorum. Gelir misiniz? Gelmez. Şimdi ben gelirim, sıkıntı yok. Ama benim kaynanam, kayınbabam da gelecek oraya. Tamam. Doğruları konuşacak, görüşecek, gelirim. Başından yürüyüm. Herkesi buraya davet edeceğim. Senin annen giden baban da gelsin. Yarın. Annen giden baban da gelsin. Annen giden baban, onun annesi babası sizin da gelecek. Sizin aile üyeleriniz. Öncelikle ben sizi yarın buraya bekliyorum. Önce bak, 5 çocuğunuz var. Siz yani çekirdekli değil, koca çekirdek bir ailesiniz. 5 tane çocuk. Karı kocasınız, bir sürü yaşananlar var. Gelin burada yüzleşin. Siz diyorsunuz ki benim niyetim eşimle barışmak, yuvamı kurtarmak. Kayınbabam olacak olan kişi benim yuvamı dağıtıyor. Eşiniz de diyor ki ben ona erkek çocuk veremedim diye benim üzerime kuma getirdi. Başka bir kadınla ilişki yaşıyor. O binaya gelsin, yarın buraya gelin, hem de o 5 çocuğunuzu görün, çocuklarınız da babasını görsün, tamam mı? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.